2018 yılının Nisan ayında Robin Swift, yeni doğan kızını ilk defa görmek ve kızıyla beraber evine geri dönmek için Cleveland'dan Phoenix'e gidiyordu. Hatta mahkeme kararıyla kızı Rue Andrea'nın velayetini daha yeni almıştı. Yani kızını Ohio'daki evine götürmek için yaptığı yolculukta hissettiği heyecana başka hiçbir şey sebep olamazdı. Nihayetinde Phoenix'e vardığında kızını yanında almasına izin verildi. Coşkulu baba henüz bu dünyaya gözlerini açalı 4 gün olmuş olan kızını alır almaz havalimanına gitti ve kızıyla kendisinin eve dönüş uçuşunu planladı. Kontuara kızının bakıldığı hastanede çalışan doktor tarafından yazılmış ve Rue Andrea'nın eyaletler arası uçuş koşullarını sağladığını belirten bir notla gitmiş olmasına rağmen, kontuar görevlisi Robin'e kızı ve kendisinin o gün bir uçuşla Ohio'ya dönmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Duyduklarına inanamayan ve şok olan Robin'in tek yapabildiği, orada öylece durup kontuar görevlisinin kendisine eve dönmelerinin mümkün olmadığını açıklamasını dinlemekti. Görevlinin dediğine göre, havalimanı firmasının politikası, 7 gününü doldurmayan bebeklerin ne kadar kısa süreceği fark etmeksizin herhangi bir hava seyahatinde bulunmasına izin vermiyordu. Peki ya şimdi Robin ne yapacaktı? Bu havalimanı firmasıyla seyahat etmek için 3 gün daha bekleyecek miydi? Seyahat edecek başka bir firma mı bulacaktı? Kızıyla birlikte Ohio'ya dönebilmek için başka bir yol mu bulacaktı? Soru işaretleri içerisinde boğulması yetmiyormuş gibi, Robin'in Phoenix'te ne bir arkadaşı ne de bir akrabası vardı. Kısaca Robin, tamamen yabancı bir şehirde, yeni doğmuş bebeğiyle gidecek hiçbir yeri ve sığınacak kimsesi olmadan mahsur kalmıştı. Sonra aniden Robin'in endişe dolu zihninde bir yüz canlandı. Kızıyla tanıştığı ilk gün hastanedeyken, yeni doğan servisinde yaşlıca bir kadın gördüğünü hatırladı. Kadın, hastanede gönüllü olarak çalışıyordu. Ve adı Joy'du. Robin de bu kadını, Rue Andrea'yı tutarken görmüştü. Kendisiyle sadece birkaç kelam etme fırsatı bulmuş olmasına rağmen, Joy'un gerçekten nazik bir kadın olduğuna ikna olmuştu. Joy'un telefon numarasını almış olan Robin, kendisini ya da kızını hatırlayacağından emin bile olmadan yaşlı kadına bir telefon açtı. Çünkü kucağında yeni doğmuş kızı vardı ve daha iyi bir seçeneği de yoktu. Devamındaysa sadece 3 gün sürmesine rağmen viral olan ve milyonlarca insana ilham veren bir iyi niyet gösterisi meydana geldi.